Son dönemde yaptığım konuşmalarda bu kültürün istikrarlı bir şekilde devamının riskleri ve zorluklarına dikkat çekmiştim. İnşallah Fenerbahçe var olduğu müddetçe yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe Türk sporu için her zaman öncü olmaya, bir lokomotif olmaya devam eder. Şimdi gelelim başta şahsım, yönetimimiz ve hepimiz olmak üzere bizi üzen, bizi mutsuz eden futbol takımımızın, futbol şubemizin son 3,5 sezonluk değerlendirmesine. Bunları daha evvel de söyledim, tekrar söylüyorum. Hata yaptık. Yaptığımız yerler de oldu. Evet, farklı bir vizyon, farklı bir emeller, farklı bir arzular ile huzurunuza çıktık. Zaman zaman evdeki hesap ne yazık ki çarşıya uymadı. Ama hiçbir zaman bizim iyi niyetimizden şüphe edemezsiniz. Harcadığımız mesaiden, çabalarımızdan buraya çıkıp bunu böyle küçültecek, aşağılayacak şekilde konuşmasına müsaade etmem. Onu da size söyleyeyim. Şimdi evet, hoca ve kadro istikrarı. Sayın Filip Koku ile imzalarken hayalim bu dönemi beraber geçirmekti. 40-50 yaşları arasında dinamik, başarı sağlamış, kendisi Ajax'ın olduğu bir dünyada 3 sene üst üste şampiyon olmuş, altyapı hocalık tecrübesi olan, yıllarca onu da yapmış, yeni bir maceraya, daha büyük bir kulübe gitmek için hazır bir profil çizdik. Ve Sayın Filip Koku bu profile uydu. Ama Türkiye uymadı. Sportif direktör konusu. Hala doğru olduğuna inandığım bir yapı. Kendine göre bir isim yapmış birini getirdik. Tutmadı. Tutmasın mı istedik? Filip Koku başarısız mı olsun istedik? Bu kadar fedakarlığın, bu kadar çabanın kötüye gidip bana göre Fenerbahçe'ye neredeyse hiçbir faydası olmamış insanların ağzına ciklet olup yüzümüz içine baka baka birçoğu yanlış, birçoğu sosyal medya doldurmasından gelip burada konuşması için mi yaptık? Olmadı. Tutmadı. Bir geçelim bunun üstünden. 2018-2019 sezonu. 20 yıllık bir iktidardan sonra yepyeni bir yönetim. Bununla beraber Samandıra özelinde teknik direktör, idari menajer ve yeni bir sportif direktörle çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattı. Dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız, Sayın Akif hocamız tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi. Ama şu beyefendinin dediği gibi hiçbir zaman yaptığımız hatayı başkasına yüklemedik. Her zaman karşısına çıkıp açık açık konuştum. Evet, çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Ve öngöremediğimiz sonuçlara sebebiyet verdik. Transferdeki tüm finansal fair play kısıtlamalarına rağmen o dönem oyuncu satışına elde ettiğimiz kaynaklarla taraftarlarımız nezdinde de yaptığımız, yapacağımız transferler tek tek açıklandığında büyük bir heyecan yaratmıştık. Pozitif bir havayla sezona başladık. Ama lig sonunda, sezon bittiğinde lig sonu değerlendirmesinde olmasa dahi, çünkü 6. bitirmişti o sezonu, o sezon içinde yaşadıklarımızla belki de tarihimizin en acılı sezonlarından birini sizlere yaşattık.
2019-2020. Yine son derece umut veren, isimler açıklandıkça heyecan yaratan bir transfer dönemi gerçekleştirdik. Sezona çok da iyi başladık. 19-20. Hafta itibariyle şampiyonluğun bahis sitelerinde en büyük favorilerinden biriydik. Ama enteresan bir şey oldu. 20. haftayı başlamak üzere Trabzonspor'da maçlayan süreçte 7 maç, onun takip eden 7 maçta 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. 21 puanın sadece 3'ünü. Ve ne büyük bir taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği Fenerbahçe'nin hakem katliamlarıyla 15-18 puanı yitirdik. Ve şampiyonluk yarışının dışına itildik. Hatırlayın, burada da Alanya Spor maçıyla başlamıştı. Bu yönetim beceriksizliğinden mi oldu? Yanlış transferlerden mi oldu? 20-21 sezonu. Üçüncü sezonumuz. Hem saha içi hem de saha dışında birlik beraberlik ruhuyla şampiyonluk yarışında son haftaya kadar geldik. Ancak son anda Sivasspor maçımızı garip bir şekilde kazanamayınca şampiyonluk avcumuzun içinden kaçtı. Şu iki sezondan birinde şampiyonluk olsaydı inanın Fenerbahçe Spor Kulübü hem istikrarı hem de pek çok şeyi arkasından zincirleme gelecek başarıları yakalayacaktı. Ve hangi sezon biz şampiyon olursak olalım, biz olalım olmayalım, göreceksiniz Fenerbahçe arkasını getirecektir. Geçen sezon kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğumuzda yine Fenerbahçeliler, nereden bakarsanız bakın, 12 ile 15 puanımız hakemler tarafından gasp edildi. Ve sakın ama sakın, Hulusi Belgi bir zihniyete söylüyorum. Yok efendim çıkmış, hakemler yüzünden şampiyon olmamış demiyorum. Ama bu faktörleri es geçemezsiniz diyorum. Hakemler eliyle Fenerbahçe yapılan bu engellemeyi sadece biz, sadece Fenerbahçeliler değil, medyadaki en azılı Fenerbahçe karşıtları bile bugün hala ifade ediyorlar. Uyanın arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. Aynı sezonun yaz aylarında sevgi limit tanımaz diye bir slogan çıkarttık. Niye çıkarttık biz o sloganı? Harcama limitleri adı altında bizi baskılamaya ve engellemeye çalışan zihniyete karşı meydan okuduk. Ondan sonra limitlerimiz açıldı. Zira bir önceki sezon bir sol bek alabilmek için neler yaşadığımızı ben ve profesyonel arkadaşlarımız bilir. Lisans kurulunun mecburen bir şey kabul edip daha evvel bize verdiği limiti kesip tape etmeye, yani limiti arttırmamak için yaptığı uğraşları biliyoruz. Büyük Fenerbahçe Sadık Çiftpınar maaşına indirim yaptı ki sola Sayın Belgün'ün beğenmediği bir oyuncuyu getirebilmemiz için. Sanki çok imkanımız var, manevra alanımız var da yanlış oyuncu seçiyoruz böyle onlarca oyuncu arasından. Öte yandan geçen sezonun en garip gerçeklerinden biri ise hatırlayacaksınız, bana göre futbolun olağan akışına aykırı olarak deplasman maçlarında tarihi rekor kırdık. Puan rekoru. Aynı kadroyla kendi sahamızda tarihi puan kaybı rekoru kırdık. Bu futbolun olağan akışına aykırı bir durum. Ve bu noktada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kendi stadımızda, kendi mavedimizde ne hikmetse tuhaf bir şekilde hem takımımız performans düşüşü yaşıyor hem de oyuncularımızın yaptığı amatörce hataları giderek artıyor. Taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum bu bağlamda. İç saha maçlarımızda
desteğinize takımımızın çok büyük ihtiyacı var. Bu konuda özellikle hassasiyetinizi rica ediyorum. 2021-2022 sezonu. Bu sezon zamanında da her şeyden önce disiplin, ciddiyet, hedefe odaklanmış, kafasında başka bir şey olmayan bir takım ve o takımın yürüdüğü yolda onu her anlamda destekleyecek bir yönetim bilinç ve yaklaşımıyla çok pozitif bir havayla sezona başladık. Bir kez daha kısıtlı manevra alanımıza rağmen camiamıza umut ve mutluluk veren bir takım yapılanmasına imza attık. Son derece başarılı bir sezon kampı geçirdik. Bütün maçlarımızı kazandık. Sezon ilk haftasında hedeflediğimiz, planladığımız şekilde yürüdük, liderdik. Ta ki Trabzon maçına gidene kadar. Oyun ve skor hakimiyeti bizdeyken bir kez daha taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği garip bir hakem kararıyla o maçta düşüş başladı. Şunu da söyleyeyim. O hakem kararına rağmen kazanabiliriz dersiniz. Kazanabilirdik belki. Ama o ana kadar bariz üstünlüğümüz, skor avantajımız vardı. O kırmızı kart arkasından penaltı gol, free kick golüyle 83. 85. dakikaya kadar dayansa da takımımız o maçı verdik. Olabilir. Maç kazanırsınız, maç kaybedersiniz. Fakat bu süreç yeni bir çözülme sürecine sebebiyet verdi. Takım toparlanamadı. Hedeflere odaklanamadı. Biz de takımımızı silkeleyip bu kötü gidişata dur diyemedik. Orada da biz hatalıyız. Olmaması gereken puan kayıplarıyla ilk yarışına geri düştüğümüz ve hocamızla yollarını ayırmak zorunda kaldığımız bir süreç yaşadık. Hocamızla ilgili biraz sonra tekrar değineceğim. Ancak bu sezonda kimsenin, belki de Türk futbol tarihinin hiç görmediği, alışık olmadığı bir şekilde puan farkı çok ama çok erken şekillendi. Hocamızla yollarımızı ayırdık dedim. Zaten hocamız buraya gelmeden önce yerden yere vuruluyordu. Buraya gelince İlkçek özlemede devam edildi. Kazandığımız zaman bile tenkit ediliyordu. Aynı kişiler Türk hocalara yok bir tanesi 7 maç kaybetmiş sabır etmek lazım derken bizim iyi gittiğimiz ortamda hocamıza yerden yere vuruyorlardı. Bu oradan sosyal medyaya yansıyor, sosyal medyadan taraftar nezdine ve kendi hocamıza tahammülümüz kalmıyordu. Bunları niye söylüyorum? Bundan sonra biz oluruz olmayız. Hoca seçimlerinde, hoca sahiplenmede Fenerbahçe'nin çok daha dikkatli, çok daha dirayetli olması gerekir. Biz hocamız ayrıldıktan sonra yeni hoca görüşmelerine ivedilikle başladık. Bir yandan da bu sezon için elimizde olan hedeflerimiz yolunda geri düşmemek adına kulübümüzin her türlü dinamiği çok iyi bilen, 2015 yılında takımımıza yaşatılan ve ne yazık ki halen açığa kavuşturulmayan 4 Nisan saldırısında Fenerbahçe'mizle şampiyonluğun kıyısından dönen İsmail hocamızla anlaştık. Hocamız kendi stiliyle, tarzıyla göreve gelir gelmez Samandağ çatısı altında bütün oyuncularla tek tek görüştü, dertleşti, anlamaya çalıştı. Onlarla bu şekilde bir ilişki kurması tüm oyuncularımız üzerinde pozitif bir hava yarattı. Bunu da dışarıdan görmek son derece mümkün. Antalya kampımız iyi geçti. Ancak keşke bütün oyuncularımız orada olabilselerdi. Olamadılar. Ama Antalya'da pekişen bu sinerjinin inşallah bu gece sahaya yansımasını diliyorum. Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş
19 yaşından beri tanıdığım İsmail Kartal'a huzurlarınızda başarılar diliyorum. Bu noktada genel tabloya baktığımızda futbol anlamında özetle hiç arzu etmediğimiz, beklemediğimiz, planlarımızın ve hedeflerimizin çok dışında olan bir 3,5 yıl ne yazık ki yaşadık. Geride bıraktığımız bu 3,5 yıl içerisinde daha evvel de ifade ettiğim gibi istikrar ve kadro mühendisliğinde hatalarımız oldu. Hedeflerimizin dışında gelişmeler oldu. Ancak bütün bu yaşadığımız başarıların tek sebebini yönetimsel hatalara bağlarsanız dış etkenlerin büyük resimdeki etkisini görmezden gelmiş olursunuz.